Herkese merhaba. Bugün sizin için paralel parkı anlatacağım. Park konusu özellikle bayan sürücüler için çok sıkıntı oluşturan bir konuydu. Size detaylı olarak, uygulama olarak bu park konusunu anlatacağım. Aslında bunu söylemek istemiyorum ama çok kolay bir şey. Sadece bir kuralı var. Bu kuralı uyguladığımızda paralel parkı çok kolay yapabiliyoruz. Size birazdan park ediş şeklini uygulamasıyla ve detaylarıyla, açılarıyla size göstereceğim. Evet, paralel parkı size anlatmak için bir park sahnesi kurguladık sizin için. İki tane temel kural var parkta, paralel parkta. Otomobillerin, yani iki otomobilin arasında 30 santim civarında, yani tabii bunu çok net bir şekilde ölçemeyiz ama gözümüzle kontrol ettiğimizde yaklaşık bir cetvel genişliğinde bir boşluk olması gerekiyor ki doğru şekilde park edebilelim. Eğer çok uzakta kalırsanız, paralel park yapacağınız arabanın çok uzakta kalırsanız doğru park noktasını yakalayamazsınız. Bu noktadaki uzaklık işte şu gösterdiğim alan, yani neredeyse bir insanın aradan geçebileceği kadar bir boşluk olması gerekiyor. Bu parkta birinci kural. Daha geniş ya da daha yakın olmamalı. Daha geniş olduğunda zaten park edeceğiniz alanın çok uzağında kalıyorsunuz. Eğer çok daha yakın olursanız da bu sefer bu otomobile çarpma ihtimaliniz bulunuyor. Birinci kural, aradaki mesafeyi doğru ayarlamak. Parkta ikinci kuralı anlatıyorum şimdi de. Aradaki boşluğu ayarlamıştık. Bu noktada dikkat edeceğimiz konu da şu. Otomobilin iki kapısı arasında kalan bir direk var. Orta direk diyoruz biz buna. B-sütun aynı zamanda. B-sütunu paralel park yapacağımız otomobilin arka tekerleğiyle aynı hizada olmalı. Doğru boşluk ve doğru nokta. Yani buradaki sütun, buradaki arka tekerleğin hizasında olmalı ki yine bizim için yeterince manevra şansı olsun. Doğru şekilde otomobili park edebilelim. Şu an otomobilimiz parka hazır vaziyette bekliyor. Burada yapmamız gereken ilk şey, bulunduğumuz noktada otomobili tam sağ yapmak. Evet, tam sağ yaptım şimdi. Geri geri gidiyorum. Burada zamanlaması çok önemli olan bir nokta var. Arkasına park ettiğimiz otomobilin plakasını yan camdan gördüğümüz noktada tam sol yaparak sadece iki manevra ile aracımızın parkını yapıyoruz. Evet, şu an tam sol yapıyorum. Ve iki aracın arasına çok rahat bir şekilde aracımı park ettim. Öndekiyle ve arkadakiyle mesafem de çok rahat. Biraz daha boşluğu almak için belki çok az öne gidebilirim. Ve şu an aracım iki arabanın arasına çok net bir şekilde park edilmiş oldu. Anlattığım şekilde, yani sadece iki kuralla otomobili iki aracın arasında paralel şekilde park ettim. Tekrarlamak gerekirse, toparlamak gerekirse yapmamız gereken, öndeki otomobilin yanına paralel şekilde geliyoruz. İki aracın arasında yaklaşık 30 santim boşluk kalıyor. Benim aracımın orta direği o otomobilin arka tekerleğine aynı noktaya geliyor. Bulunduğum yerde tam sağ direksiyonu çevirerek otomobile geri geri geliyorum. Sağ camımdan önümdeki otomobilin plakasını net olarak gördüğüm noktada tam sol yaparak aracımı bu noktaya park ediyorum. Evet, şu an sadece iki harekette iki aracın arasına park yapmayı başardım. Bundan sonraki park denemelerinizde bu anlattığım kuralı uygulayarak parkınızı geliştirebilirsiniz. Ve yanılmıyorsam 2-3 tane denemeden sonra en doğru şekilde park etmeyi başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Park konusunda sorun yaşanılan bir konu da iki otomobilin arasında park yapmak olayı. Şimdi burada bir araçlık boşluğumuz var. Birazdan buraya nasıl park edilmesi gerektiğini size videoda göstereceğiz ama öncelikle anlatmak istiyorum. Bu noktada kritik olan şu. En büyük hata park alanına çok çaprazdan yaklaşmak. Aslında park edeceğimiz boşluğu tam karşımızdan görmemiz gerekiyor. Yani park edeceğimiz boşluğu yan camdan değil, otomobilin ön camından gördüğümüzde park edeceğimiz noktaya çok daha rahat bir giriş yapabiliriz. Eğer çaprazımızda kalıyorsa ve sol tarafımızdan doğru bakıyorsak bu park alanına, aslında buraya giriş yapamayız. O yüzden park edeceğimiz boşluğa daha geniş bir açıyla, daha karşımıza alarak geldiğimizde bu alana rahat bir şekilde park edebiliriz. Az sonra kendi aracımla buraya park etmeyi size göstereceğim. Evet, şimdi aracımı az önce size göstermiş olduğum boşluğa park edeceğim. Bu noktada yapmam gereken şey, biraz daha yolun sağında kalıp park alanını sol camdan, çaprazımda değil, biraz daha ön camımdan karşıda görmeye çalışmak olacak.
Evet, şimdi merak ediyorum. Evet, acele etmiyorum. Çok hızlı girmeye çalışmayacağım. Alanı karşımda görmem gerekiyor. Evet, şu an çaprazımda ama şu an karşıma geldi. Tam sol yapıyorum bu noktada. Ve dengeli bir şekilde direksiyonu hafif sağa açarak aracımı park ediyorum. Evet, park esnasında yaptığım hafif sağa sol manevralarla otomobili düz bir şekilde benim için ayrılan alanın, benim için park için belirlediğim alanın tam ortasında park edebildim. Bu noktada yapılması gereken şey, dediğim gibi park alanının çaprazımızda değil, mümkün olduğunca ön camda görülen karşımızda olması gerekiyor. Bu şekilde park edeceğimiz yere yaklaşırsak tek manevrada ve çok fazla direksiyon hareketi yapmadan aracımızı park edebiliriz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.